Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi yine bir jeneratör yani alternatör videosuyla, projesiyle birlikteyiz. Alternatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren aletler diyebiliriz arkadaşlar. Aslında her bir elektrik motorunu bir alternatöre çevirebiliriz. Sadece içerisine burada görmüş olduğunuz uygun neodyum mıknatıslardan döşenmemiz yeterli. Tabii ki her alternatöre her mıknatıs uyum sağlamıyor. O nedenle farklı boyutta mıknatıslarımızı hazır ettik. Şimdi burada görmüş olduğunuz ise basit bir elektrik motoru. Genelde ventilatörlerde ve aspiratörlerde çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 230 volt 50 Hz ile çalışan ortalama 0.25 amper diyor. Yani 230 çarpı 0.25'i çarparsanız ortalama 57 watt civarında bir güce sahip basit bir elektrik motoru. Hatta motorumuzu hemen şu şekilde 220 volta takarak çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi motorumuz gayet basit bir şekilde 220 ile ortalama 1000-2000 devir civarında dönen basit bir elektrik motoru. ...1629 devir RPM dönüyor. Şimdi motorumuzu hemen sökerek içerisinde nasıl işlemler yapabileceğimizi hep birlikte görelim arkadaşlar. İşlemimize geçiyorum. Türkiye'de alternatörün yapılmamış modelini bırakmadık arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlarım bildiği gibi çok fazla alternatör ve jeneratör videosu hazırladım sizlere. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, buna benzer çok fazla projemiz var. Kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak bu projelerden haberdar olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi motorumuzun iç yapısı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 4 bobinli bir motorumuz var. Burada planlamayı yaparken her bobine bir mıknatıs gelecek şekilde planlama yapacağım. Evet arkadaşlar, rotorumuz gördüğünüz gibi şu parça. Bunun üzerine mıknatısları yerleştirdiğimiz zaman mıknatıslar burada dönerek bir manyetik etki oluşturacağız ve elektrik üretmiş olacağız. Şimdi bu aşamada elektriğin üretilme mantığını anlatacağım size. Basit bir ölçü aletinizi 200 mV ayarına, DC ayarına alacaksınız. Şu şekilde sarılmış olan bakır emaya kaplı tel arkadaşlar. Giriş ucu bu, çıkış ucu ise burası. Basit bir teli ip sarar gibi sardık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim buradaki statorumuza sarılı bir bobin demek arkadaşlar. Olayın mantığını böyle kavrayalım. Şimdi şu ölçü aletimizin proplarını şu şekilde bobinimizin birer ucuna bağlayalım. Bilindiği gibi mıknatısların iki kutbu var arkadaşlar. S ve N. Yani bir mıknatısın bir tarafı N ise diğer tarafı S'tir. İki mıknatısı yan yana yapıştırdığınız zaman S ve N kutuplar birbirini çeker bildiğiniz gibi. Ve arkası da yine N ve S. Şimdi burada biraz eskiye gitmek lazım. Yani fizik derslerine. Maddenin en küçük yapı taşı şimdilik atom olarak biliniyor arkadaşlar. Ve atomun nötronu, protonu ve elektronları vardı. Bir iletken üzerine manyetik bir etki uyguladığınız zaman iletken üzerindeki elektronları harekete geçirirsiniz ve elektrik üretirsiniz arkadaşlar. Hemen buradaki ölçü aletimizi gözlemlemenizi istiyorum. Harekete başladığım anda voltaj üretmeye başladık. Yani mini bir elektrik akımı oluşturduk arkadaşlar. İşte iletken üzerindeki manyetik alanı sürekli olarak
değişirseniz iletken üzerinde elektrik akımını oluşturursunuz. Arkadaşlar, işin mantığı bu. Buradaki motorumuz küçük bir motor olduğu için kullanacağım mıknatısların da buna uyumlu olması lazım. Buradaki mıknatısları kullanamam çünkü büyükler. Bu mıknatıslarla yapmış olduğumuz bir alternatörümüz vardı. Büyük bir alternatör arkadaşlar. Diğer tarafta baktığım zaman elimdeki en küçük mıknatıslar şu mıknatıslar. Buradaki mıknatısların 4 tanesi bizim için yeterli olacaktır. Çünkü baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 adet bobinimiz var. Yani her bobinimize S, N, S, N diye şu şekilde 4 adet mıknatıs yerleştirirsek bunları rotorun üzerinde döndürürsek ne yapacağız biz? Buradaki manyetik alanı devamlı değişmiş olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi N, S, N, S şeklinde rotorumuzu şu şekilde oluklar açarak manyetik olarak sabit mıknatıs haline getireceğiz arkadaşlar. Rotoru 4 eşit parçaya bölmek için hemen şu şekilde bir kağıt kullanacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi rotorumu şu şekilde oyuklar açtım. Bu iş biraz meşakkatli. Şu şekilde mıknatıslarımızı yerleştireceğiz. Bakın çekiyor, ters çeviriyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Yani S, N, S, N şeklinde bir sıralama yapacağız. Hemen alternatörümüzü toplayalım, montajını yapalım ve hemen testimize geçelim. Evet, ortalama 20 volt 10 evet 20 volt civarında elimle çevirdiğim zaman bir gerilim alıyorum. Şimdi motorumuza bir düzenek kuracağım. Evet, eski bir matkap motoruyla bunu çevireceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz eski bir matkabın motoru ve eski bir matkabın tetik tertibatı arkadaşlar bu. Ölçü aletimizi de bağlıyoruz. Bakalım ilk önce boşta kaç volt alıyoruz. Daha sonra ise yükte test edeceğiz arkadaşlar.
Evet, ortalama 220 volt civarında bir gerilim aldık arkadaşlar. Yani input 20 volt, output 220 volt, yani 11 kat daha yüksek bir güç aldık. Şimdi hemen isterseniz frekansını ölçelim. Çünkü frekans önemli arkadaşlar. Buradaki cihazımızdan ise frekansını ölçeceğim. Düşük amper, yüksek gerilim şu anda alıyoruz. Çarpıyor arkadaşlar. Çarpar mı diye soracak olursanız, öldürmez ama çarpıyor yani. Şimdi hemen frekansına bakacağız. Ortalama 145 Hz arkadaşlar. Bu yüksek bir frekans. Normal elektrikli aletler bildiğiniz gibi 50-60 Hz ile çalışıyorlar. Şimdi ise sırada hemen şu şekilde duyularımızı gördüğünüz gibi şu şekilde seri bağladım. Buradan motorumuza geliyor. Burada pillerim var. Gördüğünüz gibi. Hatta pili çıkaralım. Bakın çalışmıyor. Şu şekilde çalışıyor. Bilmeyenler başka yerden elektrik verdin diyen oluyor. Yani öküz altında buzağı aramaya gerek yok. Burada kullandığım ampuller gördüğünüz gibi 9 watt ampuller. Şimdi ise daha büyük ampul takıp deneyeceğim. Ortalama 30 wattlık ampulleri takalım arkadaşlar. Ve testimize 30 wattlık ampullerle devam edelim. 30 watt ampulleri taktım. Yani 150 watt burası. Tabii buradaki piller 8 volt olduğu için az geliyor arkadaşlar. Şimdi güç kaynağımızı devreye alacağım. Güç kaynağımızdan besleyeceğim şimdi. Tabii ki bu sistemle akü şarj edebiliriz. Akü şarj etmek için ise buradaki alternatif akıma DC akıma dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi o testimizi yapalım isterseniz. Alternatif akımı doğru akıma çevirdim. Gördüğünüz gibi şu şekilde köprü tipi diyot kullandım arkadaşlar burada. Alternatif akımı doğru akıma çevirdim. Buradaki aküme verdim. Evet, şimdi güç kaynağımla motorumu besleyeceğim arkadaşlar. Buradaki giriş motorumuzu, güç kaynağımı gördüğünüz gibi 9 volt ayarladım. Gördüğünüz gibi akümüz yavaş yavaş şarj olmaya başladı. Burada 9 volt girdik. 9 voltu yükselterek 12 volt ve üzerine çıkarabildik arkadaşlar. Bu videomuzda basit bir elektrik motorunu bir inverter'a dönüştürdük. Bununla küçük bir pervane yaparak rüzgarda küçük akülerinizi, bu şekildeki akülerinizi şarj edebilirsiniz. Cep telefonlarınızı ve diğer ampullerinizi bir inverter devresiyle yakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Videoyla ilgili istek önerilerinizi bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Tabii ki yeni projelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.